Jibo çapemeniye uraya geçti. Polisen Belçika'ya 23 Nisan'ı saat derdora yek uni ve şeve le bajare denderli ve biser avaya şirketin Sterk NV, Roj NV u Hivron NV'de girtin. Serde girtin aliye polisen federal en Belçika'ya ve hatekirin u berya serde girtine agahi jiparezer u rayedar u reveberin şirketin meraji ne hatedayin. Derengiya şeve dema ku kes de avahiye de ne bu deriyen ofisen ma hatin şikandın u ba avayeke korsanvari ketin hondur u alaven men veşane amur u materyalen çapemeniye bi taybeti kompüterin me hatin tehrib kirin. Berya her tişti enve erişa korsani ne kanuni u antidemokratik kul navenda Avrupa'yı pekati şermezar dikin rureş dikin. Ev rauş ne teftiş anji kontroleki hukuki eri şekel dici saziyen meyen ragağandına azad ku denge gele kurdun. Juhu erişen polisen Türk ku de hemen kel yandı. Le dici rojnamevanen Kürt en le Türkiyeci berdevama ve erişa organize kiriye. Her vaha gelek manidare ku ev eriş de salvegera 122 şeşemin adam ezrandına ragahandına kurdi pekat. Polisen Belçika'ya da adara da hazar u dahan da avet bun ser hemen stüdyoyan u deve serde girtne de hemu kompütür u disken kompütüran hatı bun deste serkirin. Lepersin u dozen hatın vekirin be encamman u tü cezal şirketin meji na hatı bun birin. Her vaha şirketin navbori ligori kanunen Belçika'ya kar kirine uvek saziyen ticari hatta naha tuşi tü cezayin kanuni ji nebune. Em di seri de dukazin bidin zanin ku ev eriş lidici çapemeniye azad a Kürt u azadiya gele Kürt a xwegahanına rastiy atiye kirin. Devlet Türk u efkarin ve navneteveyi hatta na bisadan eriş li ser çapemeniya Kürt kirine li tu encamji bidest nexistine. Jiber ku em ketkarin çapemeniya azad dibin her şartu mercide li gel her cura zaktan me xebata xwe meşan u em ve xebatı bimeşinin. Dive herkes bizane ku ev erişin korsani girtin uzak nikarin meşriya mebkin. Devlet Türk bir salan hevulda ve bike bir daha hevreyin veji katil kirin. Ledi sajı ne kari peşil çapemeniye azat bigre. Gumana me tüne ku ev eriş de encama tekiliye kreş en bir rejima faşista Erdoğan ra pekatiye. Lever en bank le hükümeta Belçika ejidikin. Un bir rejima faşista Erdoğan ra çü peymanu bazirganiye kreş dikin ku erişi çapemeniye Kürt dikin. Dve un veş kurdan re ji Belçika'ya re uraya giştiya cihane re bebejin. Madem web rejima Erdoğan re bazariye ke kreş nekiriye ve deme çima un bevi rengi erişe ke korsani le stüdyo inmedkin. En bangli medya reksinen sivil u partiyen siyasiyen Belçika'ya jidkin. Em liver xebatin çapemeniye veşan etkin. Kareme eşkere ulber çavane. Deriyen stüdyo inmeş herkesi ra vekirine. Herkes bi taybetici polis. Kenge bu kare vere stüdyo ofes inme ul xebat inme bine rav bi şopine. Liver ravşeke ve şarti u nepeni tüneye. Her vaha em duhazın bidin zanin ku em erişa polisan abeyi çavderi u zanina pareze u reveberen şirket inme pekatiye veke komplo edbinin. Ulgori me legerinen ku polisan li büro inme bey rapora hukuki pektinin suç u bin pekirna hukukiye. En veke xebatkar u ketkarin çapemeniye azad. Em dizanin ku erişen bivi rengi bütü şart u mercin hukuki naye revakirin u izahkirin. Lebeli emi mafi koye kanuni bitevayı bikar binin. Parezerin mevi tavili ledici ve erişa korsani dest bi tekoşine hukuki bikin. Le ali edin. Em ketkarin çapemeniye Kürt, ketkarin çapemeniye azad. Emi her tim bibin denge gele xe. Tu hez ve nikar be vi dengi qut bike. Em ve peyam edin gele xe, dostin xe, u derdorin faşist en ku hev dedin me beden bikin. Em livirin. Em xeş agahdar kirna gele xe,
و بلافکرن از زمان و چند آخه برپرسیار دبینن. اف ارک جبا مه پیروزه و جیان مه جی بقیمت تره. پینوسا مه ویل دجی هر جور زختان بنفسینه. کامرا مه جی و نیشاندان حقیقت بدومینه. روزنامه‌وان کردستان بنوچه نشان داد که دولت ترک گند او دارستان شوتینه جن او زارو قتل دکه و آنج هلیکوپتران داویجه دیسایین که هویتی داعش جیهان را راگاندن و جبو راگاندن و هویتی جیهان خوش دستان کتکار فدایی ین چاپمنی آزاد بون دنیا وید زانه امیل پی قنجی عدالت و حقیقت بمشن کتکار ترک تیوی و مدیا هابر تیوی Basına ve kamuoyuna. Belçika polisi 23 Nisan saat 01.30 sularında Belçika'nın Denderlö kentinde bulunan Sterk Envi, Roje Envi ve Hivron Envi şirketlerinin faaliyet gösterdiği binalara baskın düzenlemiştir. Baskın Belçika Federal Polisi tarafından yapılmış ve öncesinde avukatlarımızla şirket yetkililerimize herhangi bir bilgi verilmemiştir. Gecenin geç saatlerinde kimsenin binada olmadığı esnada ofislerimizin kapıları kırılarak korsanvari bir şekilde içeri girilmiş, bilgisayarlar başta olmak üzere yayın araçlar, gereçlerimiz ve basın materyallerimiz tahrip edilmiştir. Öncelikle Avrupa'nın ortasında yapılan bu hukuk dışı antidemokratik korsan saldırıyı kınıyoruz. Bu durum herhangi bir hukuki girişim veya teftiş değil, Kürt halkının sesi olan özgür medya kurumlarımıza yönelik bir saldırıdır. Zaten aynı saatlerde Türk polisinin Türkiye'deki Kürt gazetecilerin evlerine baskın düzenlemesi de bu organizeli saldırının bir devamıdır. Ayrıca saldırının Kürt medyasının 126. yıl dönümüne denk getirilmesi de manidardır. Belçika polisi Mart 2010 tarihinde de aynı stüdyolara baskın düzenlemiş ve bu baskın esnasında tüm bilgisayar ve hardlara da el konmuştur. Yapılan inceleme ve açılan davalar sonuçsuz kalmış ve şirketlerimiz herhangi bir yaptırıma tabi tutulmamıştır. Ayrıca ismi geçen şirketler Belçika yasalarına göre faaliyetlerini göstermiş, birer ticari kuruluş olarak şimdiye kadar herhangi bir kanuni yaptırımla karşılaşmamışlardır. Öncelikle belirtmek istiyoruz ki bu saldırı özgür Kürt medyasına ve Kürt halkının haber alma özgürlüğüne yapılmıştır. Türk devleti ve uluslararası müttefikleri Kürt medyasına şimdiye kadar yüzlerce saldırı yapmış ancak sonuç alamamışlardır. Çünkü bizler yani özgür basın medya emekçileri her koşulda ve her türlü baskıya rağmen mesleğimizi icra etmeye devam ettik ve edeceğiz. Şunu herkes iyi bilmelidir ki bu tür korsan baskılar, tutuklamalar, engellemeler bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Türk devleti bunu yıllarca denedi. Onlarca meslektaşımız katledildi ama yine de özgür basını durduramadı. Bu saldırının faşist Erdoğan rejimiyle girişilen kirli ilişkiler sonucu gerçekleştiğine şüphemiz yoktur. Burada Belçika hükümetine şu çağrıyı yapıyoruz. Faşist Erdoğan rejimiyle ne tür kirli pazarlıklar sonucu Kürt medyasına saldırı düzenliyorsunuz. Bunu Kürtlere, Belçika ve dünya kamuoyuna izah etmek durumundasınız. Eğer Erdoğan rejimiyle kirli bir pazarlık yapmadıysanız o zaman stüdyolarımıza neden böyle korsanvari saldırı düzenliyorsunuz? Yine Belçika medyası, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilere şu çağrıyı yapıyoruz. Bizler burada basın yayın faaliyeti yapıyoruz. Çalışmalarımız alenidir. Stüdyo kapılarımız herkese açıktır. Polis başta olmak üzere herkes istediği zaman stüdyo ve ofislerimize gelebilir, buradaki faaliyetlerimizi takip edebilir. Burada gizli saklı herhangi bir durum söz konusu değildir. Şunu da belirtmek istiyoruz ki polisin avukat ve şirket yetkililerimiz olmadan baskın düzenlemesini bir komplo olarak görmekteyiz. Polisin hukuki tutanak olmadan ofislerimize yaptığı aramalar bizim nazarımızda suçtur, hukukun ihlalidir. Bizler özgür basın emekçileri olarak bu tür saldırıların herhangi bir hukuki durumla izah edilemeyeceğini biliyoruz. Ancak hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Avukatlarımız bu korsan saldırıya karşı derhal girişimler başlatacaktır. Diğer yandan bizler yani Kürt medyasının emekçileri, halkımızın sesli soluğu olmaya devam edeceğiz. Hiçbir güç bu sesi susturamayacaktır. Halkımız, dostlarımız ve bizi susturmaya yeltenen faşist odaklara şu mesajı veriyoruz. Biz buradayız. Biz halkımıza haber vermeyi, dilimizi ve kültürümüzü yaygınlaştırmaktan kendimizi sorumlu görüyoruz.
Bu görev bizim için kutsaldır ve hayatımızdan daha da değerlidir. Her türlü baskıya karşı kalemimiz yazacak, kameramız hakikatleri çekmeye devam edecektir. Kürdistan gazetecileri Türk devletinin köy orman yakmalarını, çocukları, kadınları katletmelerini, onları helikopterlerden atmalarını haberleştirdi. Yine DAEŞ'in vahşetini dünyaya duyuran, bu vahşeti duyurmak için yaşamını yitirenler özgür basının fedai emekçileriydi. Dünya bunu biliyor, bizler iyiliğin, doğruluğun ve gerçeğin peşinde olmaya devam edeceğiz. Star TV ve Medya Haber TV emekçileri. Evet, bizim silahımız budur. Biz basın çalışanlarının silahı budur. Biz bu silahı Affe Musa'dan, Gurbet 50'den devraldık ve bu silah asla yere düşmeyecek. Özgür basın susmayacak, Medya Haber susmayacak, Sert TV susmayacak. Ve biz Affe Musa'ların, Gurbet 50'lerin kalemiyle yazmaya devam edeceğiz. Slav Ures. Bo ragen da kanu ray gishti. Kajmer yeku nivi barabayani amro 23 Nisan hezakani polisi federali Belgika herishyan kirda sar baragay kompaniya kani ragen dini Sterk TV, NV, Roj NV, Hivron NV. Bar layer shaka parazaran manu barayobarani au damudazgani kanavyan hat agadar nakravnato. Kate ki janjam drawa khabat karan man levenabun. بشوهی کی چتگری هزکانی پولیسی بلژیکا هرشیان کردو تسر دامو دزگاکان منو درگای هودو اوفیسو ستودکانیان شکاندو امریکانی پخشو کار کردنو هروا کمپیوترکانو هموشته که پیویسته با کار کردن یان شکاندو یانن یان تکیان داون بسر یک دا بله هموشته گیمم هرش چتا آسا نای آسایی دج دیموکراتیک دج آزادیه لناوندی اوروپا دا شرمزار دکین ام کرده وای کنترل کردنی کی یاسایی نیه بلکو کرده یک لجی دزگاکان من که گزاره لراغاندنی آزادو دنگو رنگی گلی کردکن جی سرنجا لهمان کاتی هرشی پولیسی بلژیکا با سر دزگاکان من لترکیا و باکوری کردستانیش پولیسی رژیمی ترکیاش به همان شیوا هرشی هاو شیوی لجی روشنامانانی کرد انجام داو هر واوات داره هر شکل کاتک دایا که صدو بیستو ششمین سالوگری روزنامه‌نی کردیم. پلیسی بلژیکا لسالی 2010 به همان شیوا حالی کتاب و سر بارگا و استودیوکانی روش تیویو ویرای بیران کردنیان. زوربی کمپیوتر آمیرو دیسکو او شتانهی که پیویستن با کار کردن یان شکاند بونیان یان بطالان لگل خویان دا برد بونیان لو بارو پولیسو دوزگر لدجمان دوسیان کرد بو لیکولینویان دست پی کرد بو بلام انجامی کیان بدز نخست بو نیان توانی سزای روشتی وی بدن چون که چه اوساو چه استاش کمپانیاکانی راگیاندنی آزاد لچوارچوی یاساکانی بلژیکا کارو خباتیان کردو اما رای دگینین امیر شاه لجی راگیاندنی آزاد هر وها گلی کرده آمانجی که آمانجی گیاندنی راستیکانه هم با گلی کردو هم با رای گشتی جیانی دولتی ترکو هاوکارنی و دولتیکانی تا استا صدان هرشی لمچشنیان لجی راگیاندنی آزادی گلی کرد انجام داو بلام هیچ کاتیک انجام کیان بدز نخستو اوش باو دا گرهتو ایما راگیند کرانی آزاد لچوارچوی یاسایی حقوقی و خباتی روا دا کارمان کردو لمو بدواج لسر همان رباز بردوام دبین دبی بزن رید ام جور هرشا چتگریانو گشارکان ناتوانن لتیکوشانی روا رامان بگرن دولتی ترک با دیان سال هوری هولی راگرتن من دادو لو چوارچویش دا دیان هوری منی شهید کردو بلام دیسانو نیتوانیو بر براگیندنی آزاد بگری بگمان کم هرشه برابیانی امرو انجام دراوا لچوارچوی پیوندی چپالی رژیمی اردوغان لگل دوستکانی دا بایلی رو بانگ لحکومتی فدرالی بلژیکا دکین لگل رژیمی فاشیستی ترک دا آیا چر رکوتنیکی قریجیان لدجی راگاندنی آزادی گلی کرد کردوا دبه برای گشتی اشکراب کن اگر نیان کردوا بوچی بمشیواز درندان و چتگریانه هرشیان کردو تا سر دامو دزگاکان منو ویرانیان کردونو زوربه اشتکانیان شکاندو و بشکیان بطالان بردو امیرش چتگریانه
لکاتێک دا ئەنجام دەدرێن کە گەلی کورد خەباتێکی ڕەوا بەڕێوە دەبا بۆیە بانگەوازی لە ڕاگەیاندنەکان ڕێخستنە مەدەنیەکان پارت و لایەنە سیاسیەکانی بەلجیکا دەکەین و پێیان ڕادەگەیەنین ئێمە لێرە بە ئاشکرا کار دەکەین و هیچ نهێنیەکمان نییە دەرگای دەزگاکانشمان هەروە ئەستۆدیەکانمان بۆ هەموو لایەک کراون هەر کەس و لایەک بە تایبەتی پۆلیس دەتوانێت کەی بێوێت بە ئاسانی و بەبێ ڕێگری سەردانی دامو دەزگاکانمان و ئەستۆدیەکانمان و ئۆفیسەکانمان بکە ئەم هێرشە لە دەرەوەی یاسایە پارێزەران و بەڕێوەبەرانی دەزگاکانمان لێ ئاگادار نەکراونەتەوە پشکنین لە دامو دەزگاکانمان بە تاوان و پێشێلکردنی ماف و ئازادی دەزانین بەڵێن دووپات دەکەینەوە کە ئێمە هەمیشە دەنگ و ڕەنگی گەلەکەمان بین و لە چوارچێوەی یاساییدا پارێزەرانمان بەرامبەر بەم کردەوە چەتەگەریە بۆستنەوە ئێمە لێرەین دەنگ و ڕەنگی گەلین پارێزەر و چاندی زمانین ئەوە ئێمەین کە ڕاستیەکان لە کوردستان و لە ناوچەکە دەخەینە ڕوو تاوانەکانی ڕژێمی تورکیا هەر لە وێرانکردنی ژینگەی کوردستان لە کوشتنی ژن و مناڵ لە فڕێدانیان لە هەلیکۆپتەرەکانەوە تاوانەکانی چەتەکانی داعشمان بۆ ئێوە و بۆ ڕای گشتی بڵاو کردەوە خەباتکارانی ستێرک تی ڤی و میدیا خەبەر So last night, again, we have seen an attack against to freedom of speech, and that happened in front of the everyone's eyes, in the middle of the Europe. The Europe is always, when it comes to human rights, freedom of speech and democracy, they sell themselves very well. But when it comes to Kurds and Kurdish freedom, they have double standards. And this is the press release of the Medya Haber TV and as well as the Sterk TV's workers. Belgian police raided the premises of the Sterk, Roche and Chevron public companies in Dendelieu, Belgium at around 1:30 a.m. on 23rd of April. The raid against Kurdish TV stations carried out by the Belgian Federal Police occurred without prior notification to our lawyers and company officials. In the late hours of the night, when nobody was in the building, police forcibly entered to the offices, destroying the broadcasting tools and press materials, notably the computers as well. We condemn this unlawful and anti-democratic attack, which targeted our free media institutions, representing the voice of the Kurdish people. The timing of the raid, coinciding with Kurdish Journalism Day and the 126th anniversary of the Kurdish media, is particularly significant, marking a constitution of organized attack against the Kurdish press, particularly since the Turkish police raided the homes of Kurdish journalists in Turkey at the same time. This is not the first time our studios have been targeted. Belgian police previously raided them in March 2010 as well, seizing all our computers and hard drives. The investigations and lawsuits were inclusive and our companies were not subjected to any sanctions, operating in compliance with Belgian law, as evidenced by the lack of outcome from prior raids on our offices. We emphasize that this attack infringes upon the freedom of Kurdish media and the Kurdish people's right to information. Despite hundreds of attempts to by a Turkish state and its allies to suppress Kurdish media, we remain steadfast in our commitment to journalism and journalistic integrity and freedom of expression. Turkey has murdered dozens of our colleagues over the years, but neither they nor any other actor can stop us from reporting freely on the situation in Kurdistan and in Turkey. We have no doubt that this attack was the result of candidates' relations with the Erdogan regime in Turkey. We therefore call upon the Belgian government to clarify the nature of its relations and negotiations with Turkey. We consider these raids conducted without a warrant to be violation of the law
and our lawyers will immediately open proceedings against the unlawful incursion. We would further like to extend an invitation to Belgian media, non-governmental organizations and political parties, and we are doing press activities here. It's very clearly, and it's our work is public and transparent, and our doors are open to Belgian police and any public member. At the same time, then, we as employees of the Kurdish media will continue to be the voice of our people. No power will be able to silence us. We will conclude this with this simple message. We are here. We see ourselves as responsible for informing the Kurdish people and keeping our language and culture alive. In the face of all kinds of oppression, including deadly attacks against our colleagues, our pens will continue to write and our cameras will continue to capture the truth. Kurdish journalists have reported on the Turkish state massacres, immolations and summary executions, even at risk of their lives. It was the sacrifices made by the Free Kurdish Press which revealed the atrocities committed by ISIS to the world, as our colleagues lost their lives in pursuit of truth on behalf of the world. The world knows this, and we will accordingly continue to pressure truth, and we will continue to also tell the truth to the world. High ethical standards and report on what is really happening in the Kurdistan and the world. Sterk and Medya TV News workers. Vous allez intervenir? Vous allez parler? Good morning, everyone. I'm the counsel for Roche TV and Sterk Productions. I will give a short statement of what happened last night. So last night, the police raided the offices of Sterk Productions. They seized several laptops of journalists and they cut off all telecommunication yesterday. So the raid was very extensive. At this point in time, we are kind of in the dark of why this raid happened, but of course the company will take a constructive stance in the further investigation. Thank you. What was your name? Finsler. Your title? I'm the journal for Sterk Productions. Okay. Okay. Kendisi Sterk TV prodüksiyonunun avukatı ve özellikle dün gece yapılan saldırının, polis saldırısının halen bir karanlıkta, bir muammada olduğunu belirtti. Neden böyle bir saldırının ve böylesi bir saldırının neden bu düzeyde çirkince yapıldığını vurguladı. Özellikle bu saldırının halen karanlıkta olduğunu, neden böyle bir saldırı olduğunu anlamış olmadıklarını, bunun araştırmasını yapıp derhal halkımızı bilgilendireceklerini söyledi. Malem nizbe Kurdî Soranî zanyarî bidem parezerî televizyon man bu evîj amajê bo da ke awanîj nazan bo çi emirşen cam dirava pêştir agadar nekinavnetewa bikarekî nehqûqî û neyasayî de zanê û amajê bo da li beramber em kirdeyî polîsî Belcîka de rêkarî yasayî wekû parezerî televizyon digirine bir. بله اما دف جوه ریویتی خواه حقیقت برندن لعالی ازین اما تکوشین خواه حقوقی جی که پارزر اما آنیزمان اما بدومینن اما پش پرده او ایریشی وکه چوا ددمین بوری دا ایریش هاتن کرن و بی انجام من اما حمویان در بخن حوله بلا اف جی سوزا مبه Gelek meyvanın melve dereyene le evder saziye ke ragahandineye evel stüdyoya bebin meyvan bişirove enkhal ve dere evi hesta khoyaldi ve erişkariye bin zaman dahyanı melve dere kadiyam spas kenj boya. Susulamaz.